Böyle azıcık bir iş kalır. Dersin ki ya azıcık bir şey kaldı zaten onu da yapayım. Ya iki tane çiçek kaldı o iki çiçeği de sulayayım. Ya da ya bütün hepsini zaten 10 tane gömlek ütüledim. 2 tane gömlek vardı. O ikisini de ütüleyeyim. Ya 45 tane soru çözdüm. 5 tanecik soru kaldı. İşte 50 tane bunu çözeyim. Bunu da çözeyim. Bunu da bitireyim. Ya okuyordum işte bu yazılı kağıtlarını. İşte okudum okudum. Şu sınıfınkini de okuyuvereyim. Aklınıza ne geliyorsa. Aklınıza ne geliyorsa. Ev işi olur, el işi olur, iş yerindeki herhangi bir iş olur. Yaptığınız iş her neyse bazen ama bu bazen dediğim çok nadir olarak gerçekten çok önemli bir şey yaparsınız. Ve orada kanınızın son damlasına kadar canınızı dişinize takıp devam etmeniz gerekir. Çünkü telafisi yoktur. O yarına ertelenmez, onun bugün bitmesi gerekiyordur. İşin doğası onu gerektirir. Bazı mesleklerde bunu görürsünüz ya da bazı anlarda. Yani bir saldırı altındasınızdır ve gerçekten de o iş orada bütün gücünüzle, bütün kuvvetinizle işte bir trafik kazasından sonra bir saldırı altındasınız. Yani orada bir ne bileyim herhangi bir tehdit karşısında gücünüzü sonuna kadar kullanırsınız ve insanın sahip olduğu bir patlayıcı kuvvet vardır ve hayatta kalmak için o patlayıcı kuvveti tamamını harekete geçirmemiz gereken ve mücadele etmemiz gereken zamanlar vardır. Bu özellik insana verilmiştir. İnsanın doğasında böyle bir son damlasına kadar hani olimpiyatta koşuyorsunuz ve 4 yıldır o olimpiyatı bekliyorsunuz ve orada artık hani o patlayıcı kuvvet ya da işte o halteri kaldırıyorsunuz. Orada olimpiyatlar düşünün 4 sene hazırlanmışsınız ya da işte 3 senedir hazırlandığınız bir sınav, bir maraton, bir yarış, bir mülakat. Orada artık her şeyi unutursunuz ve bütün gücünüzle yaptığınız iş bunu gerektiriyor olabilir. Çok önemli bir ameliyat yapıyorsunuzdur. Ne bileyim yaptığınız iş her neyse ve onun telafisi de yoktur. Ha, oralarda biz bütün gücümüzü ha sonrasında hani bir savaş meydanında hani eski savaşları düşünün. Artık orada her şeyi bir tarafa bırakıp evet mücadele edersiniz. Kanınızı, canınızı dişinize takarsınız. Kanınızın son damlasına kadar yani çünkü başka şansınız da yoktur. Öyle durumlar vardır ki önemlidir. Ama bu acil, bu çok önemli durumlar öyle her gün olmaz. Haftada bir de olmaz. Hani değil mi? Hani olimpiyatlar bile değil mi? 4 yılda bir oluyor. İşte bir üniversite sınavı, bir KPSS, yani bir belirli zamanlarda, belirli dönüm noktalarında hayatımızın gidişatını etkileyecek şeyler yaşayabiliriz. Ya da hakikaten dediğim gibi bir kaza, fiziksel olarak uğradığımız bir saldırıda gözünüz döner. İçinizdeki o patlayıcı kuvveti her şeyimi verdim dersiniz. Yani çünkü o sırada başka bir şansınız yoktur. Her şeyinizi verirsiniz. Tükenmeyi konuşacağız bugün. İnsan neden tükeniyor? Sıradan basit olaylarda bile. Ev temizliği olabilir, günlük işte bir öğretmenseniz okunması gereken yazılı kağıdı olabilir. Böyle basit yani her gün yapılabilir. Yani işte yani ütü yapıyorsunuz, başladınız. Başladıysan bitsin. Yani başladıysan bitsin. Hani ya da bir iş ya bu da burada olmaz. Hadi bir gayret. Hadi son bir gayret. O son bir gayret. Sanki onu yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Önce yani normal bu gerçekten hayat memat meselesi olan çok önemli işler hayatımızın her anında yok. Ama bizim tükenmemize en çok sebep olan şey hayatın tamamında bütün işlerde o patlayıcı kuvvet o son damlaya kadar hani yorulunca değil tükenince gerçekten çabalamış gibi hissetmek ve yorulduğumuz anda bırakmayı tembellik, çabalamamak. Yani mesela Instagram'dan takip ediyorsanız geçen böyle balkonda böyle bir temizlik şeyine giriştim. Böyle minderler falan, kediler oturuyordu. Onlara böyle temizliyorum. Bir tane de kilim var. Böyle yıkadım. Böyle yıkamak böyle su yaz günü hani iyi de gelen bir şey. En son bir tane kilim kaldı. Yoruldum. Yoruldum. Dedim ki o sırada da bunu böyle sizlerle de paylaşıyorum. Gelen yorumların çoğunda şu var. Ya Tülay Hanım ne olur o kilimi de yıkayın. Ay bir tane kaldı kalmasın. Şimdi bir tanecik kilim kaldı yani orada. Ona da su tutacağım. 10 dakika bitecek. Şimdi burada çoğu zaman yani son bir gömlek kalmışsa, son bir tencere kalmışsa yıkanacak. Ya da son bir işte iş yerinde ya son bir mail kaldıysa hani bakın. Bu arada hani şey demiyorum. Şey diyebilirsiniz. Hani Zigarnik etkisi vardı sen anlatmıştın. Hani yarım kalan işler insanı yorardı. Ha evet. Zaten yarım kalsın demiyorum. Yani yarına kalsın diyorum. 1 saat sonraya kalsın. 2 saat sonraya kalsın. 3 gün sonraya kalsın. Bir işte kıymetli arkadaşlarım eğer tükenmek istemiyorsak
ve hayat memat meselesi değilse, her işi, yaptığınız her işe kendinizi böyle bir sorguya çekin. Deyin ki, bu hayat memat meselesi mi? Yani bu gerçekten çok önemli mi? Yani ben bunu bir saat sonra yapsam dünya yıkılır mı, batar mı? Çoğu zaman sadece onu o anda yapmamızın sebebi, şimdi ya şu an yarın bırakırsam bir daha oturamam. Dur, hazır ısınmışken, hani şöyle bir şey var. Hani hazır kalkışmışken, ay oturursam kalkamam. Bakın bunu da çok iyi biliriz. Oturursam kalkamam. Yani bunu da deriz. Hani der ki birisi, ya bir gel otur bir kahve iç, sonra devam edersin. Hiç oturmayayım, terliyim, oturursam kalkamam. Biliyorsun oturursan kalkamazsın. Çünkü yoruldun ve oturunca o yorgunluğu hissedeceksin. Evet, hissedeceksin. Bir kahve içtiğinde kendini yeniden enerjik bir 10 dakika, 15 dakika oturup ayaklarını uzatıp telefona biraz bakıp dinlendiğinde kendini yeniden enerjik hissedersen mola verdi. O zaman bu bir mola olur. Ama oturduğunda kalkamıyorsan artık bu işi bırakma zamanının geldiğini gösterir. Fakat bizim üzerimizde hep şöyle bir baskı oldu. Yarım kalmasın, onu da bitir. Hepsini yaptın, yarım yamalak iş yapma. Bak kaç tanesini onu yıkamışsın, onu bir tane bir ocak. Şimdi, evet ya, ama o son noktada ben yoruldum. Bizim için çoğumuz, yani özellikle biz kadınlar için, bizim coğrafyamız için özellikle söylüyorum, yorulup bir işi yarım bırakmak, her şeyi de yarım yamalak. Hani bir baskı, içimizde bir ses, o böyle kulağımızda bize, yani sen de her şeyi böyle yarım yapıyorsun, işte eksik bırakıyorsun, bir işi de tamamlasan. Ama yoruldum. Yoruldum. İlla migrenimin tutmasını mı bekleyeceğim? İlla midem mi assın yani? İlla elimi mi keseyim? İlla bir şey mi olsun? Bir işi bırakmak için, ki o iş ölüm kalım meselesi değilse, mesela işte orada o kilimi de yıkamasan, o camı da silmesen, o iki gömlekte kalsa, ay iki gömlek mi ya, 15 tane sabahtan beri üt yapıyorum, iki gömlek. Yorulduysan o iki gömlek kalacak. Ders çalışıyorsun. Öğrencilerden de bunu duyardım. Ay ara verince tekrar dönemiyorum. Yani ara vereceksin, dinleneceksin, tekrar geri döneceksin. Yapayım bitsin. Hani çarçabucak yapayım bitsin. Neden yapayım bitsin? O, şunu demiyorum. İşlerinizi yarım bırakın demiyorum. İşler yarım kalmasın. Ama işler yarın da bitebilir, yarından sonra da bitebilir. O işi yine sen bitireceksin zaten. O işi yine sen bitireceksin. Bir işi başlamak için de en doğru zaman benim gücümün yettiği zamandır. Ben hazır olduğumda, yani ben gerçekten diyebilirsiniz ki ya Tülay Hanım öyle diyorsa ama benim çocuk var, hani o bir türlü hazır olamıyor, hani onun keyfine kalsa. Onlar tabii ki çok ayrı konular. Bu şu anda etrafınızı bırakın, bu videoyu kendiniz için dinleyin. Anlatabiliyor muyum? Hani burada direkt aklınıza başkaları gelmesin. Çünkü böyle olur. Oho, eşime kalsa, o hani ona kalsa. Hayır hayır. Burada sizi konuşuyoruz. Onları ayrı konuşuyoruz. Şu anda sizi konuşuyoruz. Yorulduğunuz zaman durabiliyor musunuz? Yoksa tükenene kadar, bitene kadar. Evet, enerji diyebilirsiniz ki. Ya ama enerjim var. Enerjiniz var da. O enerji bu şey gibi düşünün arkadaşlar. Hani böyle bizim kaynaklarımız var. Maddi kaynaklarımız var. Hani doğada doğal kaynaklarımız var. Ama o tükeniyor. Tükenmek demek ne demek? Bitiyor yani. Bitiyor. Ben de bitiyorum. Zaman da bitiyor. Para da bitiyor. Oho, bilmem kaç bin lira limitli kredi kartım var. Var, tamam. Ama bana ait olan bir şey değil ki. Ben onu ödeyeceğim yani sonra. Limit var diye harcamak gibi. Yani şu anda son bir gayret. Hani hiç oturmayayım, hiç oturmayayım, oturursam kalkamam. Son bir gayret. Oturup dinlenmiyorsun ve o işi diyeceksin ki ya o kadar yapmışım, iki tanecik daha. İşte orada o bir tanecik daha, orada bir 10 dakika daha, orada bir şey daha, orada bir de bir pencere daha, orada bir tencere daha filan derken bunlar birikiyor, birikiyor, birikiyor ve siz tükeniyorsunuz. Bu şu demek değil arkadaşlar. Hani mücadele etmeyeceğiz, tembellik yapacağız, aman yarım kalsın, bunlara bahane olarak söylemiyorum. Yorulduğunuzda bakın zaten kendinizi tüketen bir insansanız, yoruldum deyip dinlenen insanlara büyük ihtimalle sinir oluyorsunuzdur. Aa, yoruldum dedi, oturdu. Bu doğrusu bu. Yani yoruldum dedi ve oturdu. Yoruldum, bir işi bırakmak için en doğru zaman yorulduğunuzu hissettiğiniz zamandır. Yorulduğunuzu hissettiğiniz anda, yorgun olmanıza rağmen hala, yani çünkü o vücudun ısısıyla o ivmeyi aldıysanız zaten şey yapabilirsiniz. Hani hala onu yapabiliyorsunuz ya. Sadece yapabildiğiniz için onu yapmaya devam ettiğinizde o zaman tükenme oluyor. Tükenme
Tıpkı hani maddi tükenme gibi, işte su, doğal kaynaklar, işte bir tükenmesi gibi rezerv, bazı rezervlerin değerli maden tükenme. Tükeniyor değil mi yani? Tükenme, maddi dünyadaki tükenme gibi düşünün. Ha. Bu dünyada zamanımız da tükeniyor, hayatımız da ve en önemli kaynağımız hayatımız, ömrümüz. Peki neden tükenmememiz gerekiyor? Söylerken tükendiğimizde nasıl anlarız onu söyleyeyim. Tükenmiş bir insanın, evet o iş bitmiştir, her şey tamamlanmıştır, mutfak pırıl pırıl olmuştur, bütün ütüler bitmiştir, hiçbir şey yarım kalmamıştır, iş yerinde öyledir, okul hayatında öyledir. Tamam, çok güzel. Ama hep o patlayıcı kuvveti kullandığınızda, yani aslında o hani o ara ara hayat içerisinde, anlatabiliyor muyum? Hani o anda lazım olan kuvveti siz en basit, hani çok basit işlerde bile, değil mi? Orada bir kilimi de hani yıkayıversem, yıkayıversem olur. Ama onun için benim o patlayıcı kuvvete geçmem lazım. Ayrı bir vitese geçmem lazım. O vitese geçtiğimde hani zaten yorgunsun, biraz daha yorulsan ne olur diye bakamazsınız olaya. Orada artık hani şey gibi düşünün, cebimdeki para bitti, evet kredi kartım var ama ne gerek var? Yani yarın yeniden benim param olacak, yarın alırım onu da, anlatabiliyor muyum? Önümüzdeki ay yeniden onu da, önümüzdeki ay alırım gibi düşünmek gibi düşünün bunu. Hani yorulduğunuz anda, durmadığınızda aslında kendi enerjinizden, kendi hayatınızdan, kendi geleceğinizden enerji çalıyorsunuz. O size ait olan bir şey. Sonra ne oluyor? Vücut onu telafi etmek için bir tükenme, bağışıklık sistemi çöküyor, bir dirençsizlik oluyor. Siz bir kere çok daha öfke, öncelikle duygusal olarak da bir semptomlar kendinizde bunu görebilirsiniz. Çok sabırsız olursunuz, çok aceleci olursunuz. Kimsenin oturmasına, dinlenmesine, yani oturan, dinlenen bir insan gördüğünüz zaman sininiz bozulur. Çocuğunuza da, onlar oturuyorlar, onlar dinleniyorlar, her şeyi ben yapıyorum. Tahammülsüzlük olur. Hani normal şartlarda hani bir şey ister, normal ya anne der çocuğunuz ya da eşiniz bir şey söyler. Her şeye çok çabuk sinirlenirsiniz. Tepkisel olursunuz ve tepkilerinizi kontrol edemezsiniz. Kendinizi sakinleştirme konusunda sıkıntı yaşarsınız. Bir türlü kendinizi sakinleştiremiyorsanız, çok tepkiselseniz, hemen cevap verip çok hızlı sinirleniyorsanız, duygusal olarak kontrol edemiyorsanız kendinizi, siz yorulmanın da artık ötesinde tükenmişsinizdir. Ve tükenme bir gün, iki gün içinde olmaz, aylar, yıllar içerisinde olur. Bu konuda benim size tavsiyem, kıymetli arkadaşlarım, bir işe başlarken ben buna hazır mıyım, gücüm var mı? En doğru zaman hakikaten hazır olduğunuz zaman. Ha, gücünüzün neden yetmediği konusu ayrı bir konudur. Hani sağlığınızla ilgili, zaman yönetiminizle de ilgili bir şey olabilir. Bir de hani ertelemiş olabilirsiniz. Hani günlük olarak rutin, hani yapmanız gerekenleri yapsanız, planlı, programlı bir insan zaten son dakikalara çok bir şey sıkışmaz zaten. Zaman yönetimiyle ilgili bir onlara bakarsınız. Yani onlar ayrı, onların üzerine düşünülür. Hani gücüm neden az, neden çabuk yoruluyorum, onları ayrıca sorgularsınız. Ama yoruluyorsanız da yapacak bir şey yok. Çünkü canınız o kadar yetiyor demek ki. Yani hani kimisi 5 bin lira maaş alır, kimisi 20 bin lira, kimisi 100 bin lira. Bilmiyorum, herkesin bir ayrı geliri var. Hani enerji de böyledir aslında. Hani dayanıklılık kapasitemiz de böyle. Önemli olan kendi kapasitemizi bilmek, yorulduğumuzu, yani yorulduğumuz an, önce yoruluyoruz. Hani yorulduğunuz an bir durun. Ha, tekrar dönebiliyorsanız tamam, devam. Ha, yoruldum, oturdum kaldım. Oturup kalacağız. Hiç oturmayalım biz, çünkü oturursak oturursak çünkü kalkamayız. Hani ama kalkılacak. Ne olur kalkmazsak yarım kalmaz. Yarına kalır. Sonraya kalır. Yani bir şey olmaz. Söylemek istediğim şey bu. Şu iş bitsin diye kendimizi zorlamayalım. Notlara bakıyorum hemen. Sakinliği koruyamama önemli bir tükenmişlik belirtisi demiştim. Onu da söyledim. Şey sorusu gelebilir aklınıza. Hani Zeigarnik etkisi burada da var. Hani yarım kalan işlerin insanı çok yorduğundan bahsetmiştik. Tekrar söylüyorum. Hiçbir işi yarım bırakmaktan bahsetmiyorum. Yorulduğumuz zaman durmaktan bahsediyorum. Biliyorum, onu yine ben yapacağım. Yani ben onu kalkıp yapacağım. Ama şöyle oluyor. Yani yoruldum, dinleniyorum'a karşı hem kendimize karşı çok merhametsiziz. Hem de eşimiz, annemiz ya da çocuğumuz, yetişkin, ergenlik yaşındaki çocuğumuz. Ya şu an yoruldum dediğinde ona karşı o kim bekleyecek onu? O kalkıp şey yapana kadar bana tencereler lazım, ben boşaltırım makineyi. Hani
bizim de zamanında yorgunluğumuza saygı duyulmadığı için biz de yorulup dinlenen insanlara karşı son derece merhametsiz olabiliyoruz. Önceken sonra da hani bunu unutuyoruz. Senin keyfini mi bekleyeceğim? Senin keyfin çatacak da sen bunu yapacaksın da oho. Hani düşünün bunları. Bunlar üzerine yetişkin çocuğunuz varsa onu düşünün. Evliyseniz eşinizle olan ilişkinizi, iş yerinde amirinizle ya da işte elemanlarla olan ilişkinizi, bütün ilişkiler için düşünebilirsiniz. Ve her zaman şu sorgulamayı yapın kıymetli arkadaşlarım. Bunun sonunda ölüm var mı? Yarın yapsak ne kaybediyoruz? Ben orada sizinle paylaşmadım. Instagram'dan takip edenlere söyleyeyim. Oturdum, bir kahve içtim. Bir saatte işte köpekleri falan sevdim. Sonra yine suyu tuttum. Çok uğraşmadım. Suyu tutup astım o kilimi. Merak etmeyin. Yine ben yaptım. Bir saat sonra yaptım. Yani o işi bitirecekseniz yarım kalan işler, mesela işte doktora tezi yazıyorsunuz. Bakın yarım kaldı işte. Bir şey yapmıyorsunuz. Yarım kalan işle mola verilmiş işi lütfen birbirinden ayırın. Yarım kalan iş başka bir şey. Yani mola vermek başka bir şey. Elbette orada o yarım, burada bu yarım. Elbette yarım olan şeyler insanı yorar. Onu söylüyorum. Tamamlanması gerekir. Ama mola verirken de zihnimde o işi bitirmeye mola verdim sadece. En fazla bir gün sonraya bıraktım. Gücümüzü idareli kullanalım. Kaynaklarımızı idareli kullanalım. Zamanımızı, ömrümüzü. Nasıl ki paranızı idareli kullanmaya çalışıyorsunuz. Kullanmayanlara belki kızıyorsunuz. Siz de kendinizi yorulduğumuzda dinlenmek tembellik değildir. Yorulduğunda dinlenen insanlar tembel değildir. Bunda canı çok kıymetli. Bu da çok şımarık. Öyle de olabilir ama hani bu tekrar söylüyorum. Burada anlattığım şeyleri kendi hayatınız için, kendiniz için düşünün. Başkalarını uyarlamaya çalışmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.